Emine merhaba, hoş geldin. Kazanım 13 ile tekrar karşındayım. Önemli bir konu. Bence şu ana kadar gördüğümüz kısmın en önemli yerinde indirgemeli dizilere geldik. Yani dizinin özellikleri konusu da son konumuz. Bundan sonra aritmetik diziler var, sonrasında geometrik diziler. Şimdi burada neydi indirgemeli diziler? Dizinin herhangi bir terimini başka terimler cinsinden yazılabilme haliydi. Değil mi indirgemeli diziler? Şimdi burada çok güzel örnekler çözeceğiz. Ben burada bir takım merdivensi işlemler yapacağım. Benim tabirim bu merdivensi işlemler. Yani dizinin herhangi bir terimini verilmiş, daha uzaktaki çok daha farklı bir dizinin başka bir terimini istiyor. Bunu çözerken de kullanacağım tekniğe ve mantığa dikkat edersen sevinirim. Bu kısımdan sınavlarda da mutlaka karşımıza soru geldiğini gördük ve bundan sonra da geleceğini düşünüyoruz. O yüzden iyi denemeye devam ediyorsun. Hadi bakalım. Gelsin mi? Başlayalım mı? Gelsin mi? Gelsin. Haydi geldi bakalım birinci soru. Ne dedik? İndirgemeli diziler. Tamam. An artı 5 bölü an eksi 1 eşittir 1. Tamam. İşler dışlar çarpımı yapalım biz bunu. Düzenleyelim. Ne oldu? An artı 5. Bu ayrı tabii ki. An ayrı 5 ayrı eşittir. An eksi 1. O zaman an eksi 1 eşittir. Eksi 5 diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Şimdi birincisi. A1 yaz. N yerine kaç yaz? 1 yaz. Burası a eksi 1. N yerine 2 yaz. Burada a1 çıktı mı? Yaz yerine a2'yi bulursun. 2, 3 yaz. 3 eksi 1'den a2. a2'yi yaz yerine 3 yazdım. a3'ü bulduk. 4 yaz. 3'ü yaz bulmuştuk. Yerine yaz. 4'ü bulduk. 4'ü 5'i yaz. 5'i bulduk derken bu şekilde gidebiliyor. Hiç onunla uğraşmıyorum. Ben şimdi diyorum ki a1 belli mi hocam? Belli. N yerine 1, 2 yazıyorum. Çünkü a1'i bulmak için ve yukarıya çıkıyorum. a2 eksi a1 eşittir eksi 5. Devam ediyorum. N yerine 3 yazıyorum. Hiç bulmuyorum bu değerleri. a3 eksi a2. Bak merdivensi işleme dedim. Buradan kaynaklanıyor. Bu da eksi 5. Hepsi daim eksi 5'tir. Şu yukarıdaki ifadeye göre yapıyorum. N yerine 4 yazıyorum değerli hocam. a4 eksi a3 eşittir yine eksi 5. N yerine son olarak da 5 yazıyorum. a5 eksi a4. 4 eşittir yine eksi 5. Şimdi bu 5 değil de 55 deseydi tek tek yazacak mıydık? Hayır. İşte o tekniği anlatmaya çalışıyorum. Merdivensi işlemler. Sonradan bunları taraf tarafa toplayacağım. Ne demek bu? Yani neden böyle bir şey yapacağım? Bak A2'ler gitti. A3'ler gitti. A4'ler gitti. Ne kaldı? A5. İsterse bu 55 olsaydı hepsi gidecekti. A55 ile A1 kalacaktı. Aynı hepsi. A5 eksi A1. Hay hay. Kaç tane n var? 2'den 5'e kadar 4 tane var değil mi? O zaman 4 tane eksi 5'in toplamı eksi 20 yapar. Soruda zaten a1 verilmiş 3 olarak. Buradan a5 de eşittir. Eksi 17 mi yapıyor? Evet eksi 17 yapıyor. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza da yine bir en pozitif doğal sayılar olmak üzere dizinin tanımı gereği. A1 eşittir 5. An eşittir n artı an artı 2. Tamam. Tamam. Bunu az önceki yaptığım gibi yani an eksi an artı 2 formatına dönüştürebilirim. Eşittir n. Böyle yapabilirim. Şu indis diyoruz biz bunları hatırlarsan. Bu indisler arasındaki fark 2 olduğu için vereceğim değerler de ikişer ikişer artacak. Unutma bunu. Tekrar ediyorum. N artı 2 arasındaki fark 2 olduğu için ikişer ikişer değer vereceğim. Şimdi 1'i bulmak için n yerine 1 yazıyorum. Hani 1 verilmiş ya soruda kullanmak için. A1 eksi A3 eşittir 1. 3 veriyorum. 2 arttırıyorum ya. A3 eksi A5 eşittir 3. N yerine 5 veriyorum değerli arkadaşım. A5 eksi A7 eşittir 5. N yerine 7 yazıyorum. A7 eksi A9 eşittir 7. Bizden istenen 11 değil mi? N yerine 9 yazıyorum. A9 eksi A11 eşittir 9. Bulduk. Şimdi yine aynı mesele taraf tarafa toplayalım. Ne dersin? Bunlar gitti, bunlar gitti, bunlar gitti, bunlar gitti. Ne kaldı? A1 eksi A11. Zaten A1 belli. 5. Şimdi bunları toplayalım. 1, 3, 5, 7, 9. Tek sayıların toplamının bağıntısı vardı. Gerek yok. Hemen biz burada toplayabiliriz. 4, 9, 18, 25 mi yapıyor?
Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak A11 eşittir eksi 20 mi çıkacaktır? Eksi 20 çıkacaktır. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı ne de değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Şöyle bir açıklama daha yapmak istiyorum. Bu soruyu şöyle de çözebilirdik. Yani hiç bu tarafa atmadan şöyle de yapabilirdin. Şöyle yani olduğu gibi de. Şöyle göstereyim. An eşittir n artı an artı 2 mi? Az önce n yerine 1 mi yazdık? A1 eşittir 1 artı, pardon bu n artı 2 idi. A3. 2 mi yazdık? 3 mü yazdık? A3 eşittir 3 artı A5. 5 mi yazdık? A5 eşittir 5 artı A7. 7 mi yazdık? A7 eşittir 7 artı A9. Sonuçta 9 mu yazdık? A9 eşittir 9 artı A11. Ha, bunu bu şekilde de toplayabilirdik. Nasıl mı? Buradaki A3'te bu A3, A5 ile A5, A7 ile A7, A9 ile A9. Ne kaldı? A1 eşittir. Burası kaçtı? 10, 10, 20, 25'ti, değil mi? 25 artı A11 kaldı. İşte aynı şey. A1 belli zaten 5'ti. Buradan A11 eşittir. Yine eksi 20 çıkacaktır. Yani ister bu şekilde çözebilirsin, ister şu şekilde formata getirip bu şekilde de çözebilirsin. Yine sen bilirsin. Geldik 3. ve son sorumuza. Kazanım 13'ün. Şimdi bu işte bak. Buradan bizden istenen şey AN dizisinin genel terim isteniyor. Bak AN dizisinin genel terimini bulacağız şimdi. Hazır mısın? Şimdi gelelim buraya. Yine ben bunu düzenleyerek çözmek istiyorum. AN artı 1 eksi AN eşittir N. N yerine 1 yazalım. A1 verilmiş mi? A2 eksi A1. 1. N yerine 2 yazalım. A3 eksi A2 eşittir 2. N yerine 3 yazalım. A4 eksi A3 eşittir 3. Nokta nokta. N yerine N eksi 1 yazalım. AN niye? Çünkü AN'ı bulacağım. Eksi AN eksi 1 eşittir. Ne oldu? N eksi 1. Bunları taraf tarafa toplayalım değerli arkadaşım. Bak birbirini götürüyor. Sol çapraz. Şuradakileri de şu götürecek. Aradakiler de birbirini götürdü. Ne kaldı? AN eksi A1 eşittir. Birden N eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı. Bir hatırlatma yapalım. Hatırla. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta birden N'e kadar olan sayıların toplamı N çarpı N artı 1 bölü 2 değil miydi? Burada N değil de N eksi 1 var. O zaman N eksi 1 çarpı bir fazlası N bölü 2. Hay hay. A1 de soruda verilmişti. Kaçtı? 3 idi. O zaman AN eşittir N çarpı N eksi 1 bölü 2 artı 3. 3 kere 2 artı. Bunu düzenleyecek olursak buradan ne gelecektir? N kare eksi N artı 6 bölü 2 gelecektir. Bu da bize sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet değerli arkadaşım, kazanım 13'ünde bu şekilde sonuna geldik. İndirgemeli dizelerde benim tabirimle merdivensi işlemleri yaptık. Onun mantığını gösterdik. Bu tür işlemlere bir sonraki kazanım yani kazanım 14'te devam edeceğiz. 14'te görüşmek üzere. Hoşça kal.